Şubat 2016 akşamı Sayın Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu'nun davetiyle siyasi partilerin il ve merkez ilçe başkanları ile birlikte yapmış olduğumuz toplantıyı memnuniyetle karşılayarak bunu kendilerine de teşekkür ederek ifade etmiştik. Açık yüreklilikle Kütahya için projelerimizi Sayın Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ile paylaşmış ve elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Bu toplantı ile ilgili memnuniyetimizi 1 Mart 2016 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşmıştık. Ayrıca bu toplantıda ortaya koyduğumuz projelerimizi de bu basın açıklamamızda kamuoyuna açıklamıştık. Bu toplantı ve açıklamalarımız henüz hafızalardan silinmemişken Sayın Belediye Başkanımızın muhalefet partilerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir proje gelmedi demesi şehremini, yani şehrin emini, güvenilirleri, şehrin emanet edildiği kişi anlamına gelen belediye başkanımızın kendisi adına üzüntü vericidir. Bu açıklamalar belediyenin uyguladığı projeler ile çıkmazlı olduklarını ve sorumluluğu muhalefete yükleme gayret içinde olduklarının ifadesidir. Sayın Belediye Başkanımızın Kütahya'ya hizmet değil, onu tayin edenlerin taleplerini yerine getirme gayesiyle hareket ettiğinin de göstergesidir. İtfaiye aracının girip takılıp kaldığı ve çıkamadığı, şehrin merkezinde trafiği rahatlatacağı beklentisiyle milyonlarca liralık halkın vergisiyle belediyenin parası harcanarak yapılan ama trafiği rahatlatmak yerine merkeze yoğunlaşan şehir trafiğinde öğle saatlerinde bile yığılma ve tıkanmaya sebep olan alt geçitte hemen hemen hiçbir işlevi olmayan, üzerinden kaç aracın geçtiği bile belli olmayan ve tek işlevi bundan önceki belediye başkanımızın ismini taşıması olan Vefa Köprüsü'nde olduğu gibi çıkmazlı olduklarının bilincindedirler. Kendilerinin tükendiği, yaptıklarının yanlış olduğunun bilincindedirler. AKP'nin gerçekleştirdiği özelleştirmelerle Kütahya'nın ciddi anlamda fakirleşmesinin, tarımın bitmesi, esnafın iflas etmesi, milletvekili sayısının 6'dan 4'e düşerek ilimizin siyasi gücünü kaybetmesinin tek müsebbibi AKP iktidarıdır. 29 Şubat 2016 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saraçoğlu ve siyasi parti il ve merkez ilçe başkanlarımızla yaptığımız toplantıda Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kütahya ile merkez ilçenin yerel yönetim sorunlarına yönelik ortaya koyduğumuz, daha sonra da basın aracılığı ile kamuoyuyla paylaştığımız eleştiriler, çözüm önerileri ve projelerimizi şu şekilde sıralayabiliriz. Ulaşım. Kütahya'nın tüm etkinliklerinin gerçekleştirildiği ve kalbinin attığı tek alan olan Zafer Meydanı'nda yapılan otopark ve alt geçit projesi, kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu bu alanda hem motorlu araç trafiğini yoğunlaştıracak hem de trafik akışı hızlanacağı için yayalar açısından tehlike oluşturacaktır. Bu yapıların Zafer Meydanı'nda yer alması meydanı boğarak küçültecektir. Meydanın motorlu araç trafiğinden arındırılarak yayaların rahatça dolaşabileceği ve şehrin nefes aldığı bir bölge haline getirilmesi gerekmektedir. Motorlu araç trafiği eski otogar ve makine ikmal bölgesine yönlendirilerek ana akım arteri haline getirilerek çözüm oluşturulabilir. İnsanlarımız ucuz ve rahat bir toplu taşıma ile özel araçları yerine toplu ulaşım araçlarını kullanabilirse merkezdeki trafik problemi de çözülecektir. Hafif raylı sistem. Şehrin önünü yüzyıllarca açacak ve refahlatacak proje hafif raylı ulaşım sistemidir. Öncelikle Zafertepe'den başlayarak TOKİ ile kapsayacak şekilde üniversiteye kadar, daha sonra da Altıntaş'tan Kavşanlı'ya dek uzanan bir ulaşım ağı kurulmalıdır. Bu şekilde hem ulaşım rahatlayacak hem de yeni konut alanları kazanılarak daha sağlıklı bir yerleşim oluşturulabilecektir. Yerleşim. Tarım alanlarının imara açılarak üretimin yok edilmesi yerine
Dumlupınar Üniversitesi karşısındaki sırt bölgelerin imar açılması ve şehircilik hizmetlerinin oralarda yoğunlaşması sağlanmalıdır. Kent Meydanı. Zafer Meydanı, valilik binası da alınarak ve mülk sahipleri ikna edilerek ve mağdur edilmeden meydanı daraltan binalar ortadan kaldırılarak genişletilmeli ve Sevgi Yolu dediğimiz Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ali Paşa Camisi gibi tarihi yapılar ortaya çıkartılarak şehir ferahlatılmalıdır. Kentsel dönüşüm. Ranta yönelik değil, insanların yaşam alanlarından uzaklaştırılmadan ve mağduriyetleri önlenerek yerinde kentsel dönüşüm esas alınmalıdır. Ilıca ve termal turizm. Eskişehir-Kütahya arasında yer alan ve ilimize ciddi katkı sağlayabilecek Ilıca'da hamamların yıkılması ile sosyal hayatın tamamen durduğu görülmektedir. Halkımız tarafından yıllarca yapılan yatırımlar tamamen atıl duruma gelmiştir. Haslas, hamamlar, aquaparkın yüzme havuzlarıyla modern bir şekilde yeniden yapılarak sosyal hayatın canlandırılması ve ekonomiye kazandırılması sağlanmalıdır. Komşumuz Afyon'da 25 bin üzerinde yatak kapasiteli 5 yıldızlı termal tesisler mevcutken ülkemizde bir ilimizde bir tane bile yoktur. Yonca'lı ve Ilıca'da ayrıca ilimizin çok çeşitli bölgelerindeki termal su kaynaklarına 5 yıldızlı tesislerin yapılması teşvik edilmeli, yatırımcıların gelmesi için ne gerektiği araştırılarak gerekli destek ve altyapı sağlanmalıdır. Kültür Merkezi. Yeni yapılan çevre yolu üzerindeki yapı ulaşım açısından zor ve kapasite olarak da yetersizdir. Kütahya'nın merkezinde şehrin tüm mahallelerinden kolayca ulaşılabilecek şekilde sanat, kültür ve kongrelerin gerçekleştirilebileceği çok amaçlı kongre ve kültür merkezi yapılmalıdır. Mahallelerde çok amaçlı eğitim ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere kamu kullanımına açık merkezler inşa edilmelidir. Tüm bu açıklamalar dahilinde şehrimizin emini, şehremini, belediye başkanı Sayın Kamil Saraçoğlu'nun gerçekleri ifade etmediğini üzülerek belirtmek istiyorum. Şehrimizin geleceği adına projelerimizi ve sorunlarımızı açık yüreklilikle ortaya koyarak şehrimize sahip çıkmak ve geleceğin dünya şehri olarak Kütahya'nın önünü açmak, görev ve sorumluluğuyla hareket ettiğimizin bilinmesini de isteriz.